Ben intern doktor Robert Kaptan acilde staj yapıyorum. 17 Temmuz tarihinde yemekhaneden et döner, pilav üstü et döner yemeği çıktı. O et döner yemeğinde salmonella üredi. Bundan kaynaklı hastanede çalışan personellerin yarısından fazlası AG, yani akut gastroenterit, zehirlenme yaşadılar. Yani zehirlenme şöyle gerçekleşti. İlk kesimde yemek yiyenler zehirlenmedi. İkinci kesimi hızlı yaptıkları için bize verdikleri et döner pişmemişti. Pişmedikleri için de içindeki bakteriler ölmemişti. Ondan kaynaklı yani yaklaşık 350-400 personel hastane yemeğinden zehirlendi. Zaten bu ilk vaka değil. Bundan daha önce de toplu zehirlenme vakaları yaşanıyordu. Ki zaten bu hastane yemeklerinden sorumlu şirketin morgun yanındadır. Yani yemek pişirdikleri yer morgun yanındadır. Yemekleri hastaların üzerine yattığı sedyelerle götürüyorlar. Yani hijyen koşulları çok iyi, çok kötü pardon. Yani burada zaten her gün bir toplu zehirlenme vakasının yaşanmaması bir mucize aslında. Biz öğrencilik yıllarımızda da hani bu yemekhanenin hem yemekleri doyurucu değil, hem hijyen koşulları kötü, hem porsiyonları az. Yemekhanede yemeğin yenildiği yer bile hijyen koşulları açısından çok kötü. Yani yemekler bizim önümüzde çöplere dökülüyor. O çöplerden bakteriler yürüyor. Yani oraya gidip oturup yemek isteyen biri çok rahat o görüntülerden rahatsız olabilir. Ben de zehirlendim, evet. Yani tedavi şöyle, yani semptomatik tedavi veriyorlar. Hasta sayısı çok olduğu için gelene işte Zofran, Pampas, mayı verip gönderiyorlardı. Semptomatik tedaviydi. Yani 4-5 günde iyileşiyorsun. Ama 4-5 gün içerisinde de sana rapor vermiyorlar. Senin dinlenebilme koşulun yok. Hatta çoğu hasta içinde iş kazası raporu geçilmemiş. Gelip burada tedavisini görüp tekrar çalışmaya giden personellerin sayısı da çok fazlaydı. Ben Zeki Ezilen Çeliker, acil serviste intern doktor olarak staj görüyorum. 17 Temmuz günü biz de zehirlenenler arasındaydık. Yemekten dolayı pilav üstü et döner yedikten sonra gecesinde ciddi bir bulantı, kusma, diyare şikayetleriyle hala çalışmaya devam ettik. Yani bu süreçte 3-4 gün boyunca bu devam etti ve bir sonraki çalışma günümüzde de hala hasta olmamıza rağmen aralarda serum takarak, tedavi alarak tekrardan stajımıza, çalışmamıza devam ettik. O günden sonra hani umduğumuz şey aslında denetimlerin artması oldu. Ama buna dair hiçbir şey olmadı. Tekrardan yemekhaneye gittiğimizde yemeklerin, hijyen koşullarının aynı olduğunu gördük ve hani hala yiyemiyoruz bundan dolayı. Yani genellikle evden getiriyoruz. Hani topluca arkadaşlarımızla beraber ortak bir sofra kurup öyle yiyoruz yemeklerimizi. Şimdi geçenlerde bir yemek zehirlenmesi oldu. Ama yani zehirlenmen dışında da önemli olan burada çalışanların sağlıklı beslenmesi. Önemli olan gıda hijyenine dikkat edilmesi. Buna uyulduğu üzerinde ciddi kaygılarımız var bizim. Şimdi buradaki bu geçen zehirlenmeden neden olan bu yemek şirketinin ile ilgili araştırdık. Yani kamuoyuna da yansıdı. Yani yemek verdik ileri yerlerde zehirlenme olayları olmuş. Bu anlamda da araştırılmamış yani. Yani biz söylediğimiz halde konu araştırılmamış. Biz geçen hafta Diyarbakır'daki sağlık platformundaki örgütler olarak açıklama yaptık. Kamuoyu oluşturduk ama yetkililer bize açıklama yapacaklarına, en azından sorunlarıyla açıklama yapacaklarına erişim engeli yani. Mahkeme başvurup erişim engeli getirmişler. Demek ki bir korkuları var. Demek ki biz haklıyız yani. Onlar burada erişim engeli getirdiklerine göre demek ki biz haklıyız yani bu noktada. Ama erişim engeli getirseler de biz yine de bunu söylemeye devam edeceğiz. Yani biz hem bunu sorunların hem en azından bu konunun araştırılıp
sorunların ortaya çıkartılmasını talep edeceğiz. Hem de sağlıklı bir beslenme ve gıda hijyeninin sağlanması için mücadele devam edeceğiz.